Çay içerden abi. Çocuklar bayansın. Başkan akşam 7'de yapmışlar. Ben de yapıyorum. Çocuk kesin ceza. O çocuk nerede? Şey, hakem nerede? Hakem nerede? Turnuvasının kuruluşuna imza atan değerli büyüklerim, değerli belediye başkan danışmanım, sayın meclis üyem, siyasi partilerimizin kıymetli temsilcileri, değerli iş adamlarımız, köy dernek başkanlarım, sporcu kardeşlerim ve bu işe gönül vermiş, Kemal'ın derdiyle dertlenmiş değerli hemşehrilerim. Yönetim kurulu ve şahsım adına hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Derneğimizin hatta turnuvamızın kuruluşundan itibaren bu işe gönül vermiş, şu an rahmeti rahmana kavuşmuş değerli büyüklerimize Allah'tan bir kez daha rahmet diliyorum. Hasta olanlarımıza şifalar diliyorum, hayatta olanlara hayırlı, bereketli, uzun ömürler temenni ediyorum. Bu vesileyle bizleri kırmayarak hem turnuva organizasyonumuza icabet ettiğiniz için hem bugün buraya dahil olduğunuz için sizlere şükranlarımı arz ediyorum. İnşallah Cenab-ı Allah bu birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Bizlerin halis niyette çıkmış olduğu bu organizasyonlarda, bu etkinliklerde varacağımız yerin de biliyoruz ki inşallah bu noktada hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Her işin altında önce bir başlangıcı yapan ve bir ateşi yakan vardır. Bizler nacizane bugün 3. kuşak dernekçiler olarak 1978'den beri İstanbul'da bu işle dertlenen Kemal'ların temsil noktasında bulunan bizler olarak tabii ki şunu kendime hayal ederek söylüyorum. Değerli başkanların kurucu abilerimiz burada varken bizim buralarda bu organizasyonları onlara layık olarak yapmamız bizim birinci önceliğimiz olması lazım. Kendileri benim davetimi kırmayarak bugün aramıza icap ettiler. Kendilerine sizlerin huzurunda çok kuvvetli bir alkış rica ediyorum. Teşekkürlerimi arz ediyorum. İl dışında olan kurucu abilerimiz vardı. Onların da hepsiyle görüştüm. Bizim 1996 senesinde eğer ben Haydarpaşa sahasında futbol oynamaya çıkabildiysem İşte bugün burada aramızda olan Veysel Arıkan, Şükrü Ünal, Erdoğan Babacan ve Bekir Sevinç abilerimizin sayesinde. Burada olmayan Süleyman Payalan, Ali Rıza Bozpınar gibi değerli abilerimi de hepsini aradım. Onlar arasında da ahirete intikal eden değerli büyüklerim var. Kendilerine bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Bizim Kemal Köyü Dostluk Turnuvası olarak devam ettirdiğimiz ve Kemaller Derneği bünyesinde yapmaya çalıştığımız gayemiz amacımız belli olan İstanbul'daki hemşehrilerimizin birbirine tutunmasıyla alakalı en büyük etkinliğimiz, en büyük lokomotif organizasyonumuz olan bu turnuvanın artık başka bir evreye dönüşmesi ve bu işte dertlenen abilerimizin dışarıda kalmaması adına sizlerin detayını bildiği, şu an başınızı ağrıtmayacağım, yaklaşık 3-4 senedir üzerine konuştuğumuz bir organizasyon teması vardı. Adı Veteranlar Turnuvası. 40 yaş ve üstüyle alakalı, bu işle alakalı zamanında oynamış, bugün dahil olamayan abilerimizi bir araya getirerek onların Haydarpaşa'daki yaşadıklarını, Selimiye'de yaşadıklarını, Beylerbeyi'de yaşadıklarını, Burhan Felek'te yaşadıklarını, Vefa'da yaşadıklarını bugün hem bir ana anlamında, hem bir nostalji anlamında, hem bir tutarlılık anlamında devamlılığı esasıyla beraber yapma gibi gayesi güttük. Bunun da çabası dediğim gibi yönetimler değişir, dernekler değişir, kişiler değişir ama baki olan kurumlardır mantığında Kemallar Derneği'nin çatısı altında yapılmasıyla alakalı bir gayret sarf ettik. Üzülerek söylüyorum ki son dönemlerde bazı tabii istemediğimiz bir takım fikir ayrılıkları doğmuş olsa da bunun düzelmesi noktasında bir çaba sarf ederek inşallah bugün ilkinin startını verdiğimiz ve 16 köyümüzün ki bence bu işe destek olan, bu işe omuz veren ve bu işin devamlılığıyla alakalı tarihi bir misyonu üstlenmiş bir 16 köyden bahsediyorum. İlkini yaptığımız için inşallah bunların sayısını artarak önümüzdeki yıllardan itibaren tek çatı altında yine buralarda hatta daha büyük tesislerde bu işi yapabilmeyle alakalı biz bir yola çıktık. İnşallah bugün ve bundan sonrasıyla alakalı da bu organizasyonun devamıyla alakalı duacı ve destekçi olacağız. Bizlerden bu desteği esirgemediğiniz için şahsım yönetim kurulu arkadaşlarım adına sizlere bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Fikstürler dağıtıldı size. Onun birinci sayfasında kitap çıktı. Kemal Köy'de Dostluk Turnuvası, Veteranlar Turnuvası yapmak istediğimiz veya yaptığımız onlarca organizasyonun sadece iki tanesi. Ama bizim ana harcımızı oluşturan Kemal Köy'de Dostluk Turnuvası ve bunun lokomotif organizasyon olduğunu kabul ederek diğer etkinliklerimizi yapmaya çalışıyoruz. Hamdolsun iftarlar, açılış programları, kutlu doğum etkinlikleri, yöresel yemek yarışmaları, masa tenisi turnuvaları gibi daha onlarca organizasyonu bu yönetim ve bu yönetim kurumundaki değerli arkadaşların emekleriyle ifa etmeye çalışıyoruz. Bugün de
Bu tesisin hazırlanmasında, kahvaltı organizasyonunda, davetlilerin yapılmasında emek veren kıymetli yönetici arkadaşlarıma sizler üzerine teşekkür ediyorum ve sizlerden onlar için kuvvetli bir alkış rica ediyorum. Hiçbir şekilde verilen emeğin bir nitelikle ya da bir ifadeyle karşılanması mümkün değil. Bu noktada derneğçilik yapan değerli abilerim, değerli başkanlarım bilirler. Hizmet olarak Allah'ın rızasını kazanmak için maddi hiçbir beklenti olmadan bir de üstüne üstlük zamanını, eşini, çoluğunu, çocuğunu bırakarak buralarda zamanımızı Kemahlıların, Erzincanlı hemşehrilerimizin katkısı olabilmesi adına ya da bizim birliğimiz, beraberliğimiz adına bir faaliyet yürütmeye çalışıyoruz. Bu noktada inşallah bundan sonraki etkinliklerde de ben bu güzide kalabalığı yapacağımız davetlerde ve organizasyonlarda görmek istediğimi ifade ediyorum. İnşallah dediğim gibi konuşmamın içerisinde benim şu anda bu kürsüden Kemallar Derneği Başkanı sıfatıyla konuşuyor olabilmemin temel taşlarını atan benim değerli büyüklerimi müsaadenizle ben bizzat ben kürsüdeyken anons ederek sahneye davet etmek istiyorum. Turnuvalarımızın kurucularından Geliktepe Köyü'nden Sayın Şükrü Ünal Başkanım buyurun. Alkışlarınızla lütfen. Taşbulak Köyü'nden Sayın Veysel Arıkan Başkanım buyurun. Bozolak Köyü'nden Erdoğan Babacan Başkanım buyurun. Ve yine Bozolak Köyü'nden Bekir Sevinç Başkanım buyurun. Lütfen kuvvetli bir alkış alalım. 44.sünü yapacağız inşallah bu sene ve 44 yıl önce bu ateşi yakan aramızda olan değerli başkanlarım sizlere teşekkür ediyorum tüm hemşehrilerim adına. Ve müsaadenizle organizasyonun da devamını sağlamak adına ve biraz da bir kısa bir pazar geçmek adına onların da fikirlerini almak istiyorum. Buyurun başkanım. Başkanım, cümleten selamünaleyküm. Hayırlı uğurlu olsun. Ben 5 senedir konuşmak özür dilerim. O bakımdan fazla konuşamayacağım. Hepinize saygılar sunuyorum. Selamünaleyküm. Veysel Arıkan Başkanım, buyurun. Değerli başkanım, öncelikle bizleri çağırdığınız için çok teşekkür ederim. Turnuvanın kuruluşundan bugüne kadar yönetimde görev olan, turnuvada oynayan bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Ailede intikal edenler de Allah'tan rahmet diliyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Erdoğan Babacan Başkanı, buyurun. Sevgili başkanım, değerli yönetici kardeşlerim ve hazırın hepinize hayırlı pazarlar, hayırlı hafta sonları diliyorum. Buraya kadar gelmeniz bizleri gerçekten şereflendirdi, onurlandırdı. Biz başkanımıza da teşekkür ediyorum ayrıca. Bizleri hatırlamaları, üçüncü jenerasyon diyor kendisi ama üçüncü jenerasyon herhalde biz belki ateşi yaptık ama harlandırmak üçüncü jenerasyona düştü. İnşallah sevgili başkanım ve yönetim kuruluna çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Kemah'a layık bir yönetici, bir idareciler. Kemah'ın daha da ileri gitmesi için elinden gelen gayretleri sarf edip özveriyle çalıştıklarını biliyorum. Hayırlı vazifeler, işler yaptığını da görüyorum. Bizler büyükleriniz olarak belki biraz aranızdan uzak duruyoruz ama bizleri hatırlayarak, buralara davet ederek çağırmalarına başkanıma da yönetimine çok teşekkür ediyorum. Biz istiyoruz ki Kemah gençliği tam bir İslami bir gençlik olarak yetişsin. Kahvelerden, kumarhanelerden, meyhanelerden kurtarsın diye yola çıktık. İşte Bekir arkadaşımdı. Sonra Allah razı olsun kurumlaştırmasına sebep olan Şükrü abim, Veysel abim ve burada olmayan arkadaşlarımız vardı. Biz bunların sayesinde Kemah gençliğini bir nebzecik elimizden geldiği kadar spora yönlendirerek sporcu olan her zaman için hayırlı olur, hiçbir kötü alışkanlıklar olmaz düşüncesiyle yola çıktık. Ve bu yolla da elimizden gelen gayreti o zaman sarf ettik. Şimdiki kardeşlerimiz, bundan önceki kardeşlerimiz bizlerden çok daha güzel özverili çalışarak Kemah'ı bir yere getirdiler. Bir kaymakamın anısıyla müsaade ederseniz başkanım, bir kaymakamın konuşmasını, anısını size anlatarak sözlerimi bitirmek istiyorum. Kaymakam Bey'in bir tanesi dedi ki, ben dedi Kemah'a atandığım zaman bütün Türkiye'deki benim arkadaşlarım, kaymakam olan devre arkadaşlarım hepsi bana telefon açtılar. Ya sen ne yapıyorsun? Sen nereden torpillisin de Kemah'a kaymakam oldun? Ben dedim Kemah nedir bilmiyorum. Bir baktım Kemah'a, Kemah'ın nüfusu bir şey değil. Arkadaşlarıma döndüm dedim ki ya arkadaşlar siz niye böyle diyorsunuz? Bir Kemah dedikleri küçücük bir şehir. 2000 nüfuslu bir şehir. Sizin gittiğiniz yerler benimki 10 misli, 5 misli. Siz niye Kemah? Ya olur mu diyor. İstanbul'da öyle bir Kemah grubu var ki İstanbul'u
tamahtan daha büyük gösteren bir grup var diyor. Bir hemşeri birliği var. Burada kaymakamlık herkese nasip olmaz. Ben de diyor gerçekten bunu ancak buraya kaymakam olduktan sonra gördüm. İstanbul'da hemşerisine sahip çıkan, memleketine, toprağına sahip çıkan Kemahlıları gördüm. Arkadaşlarıma dedim ki ben çok torpilliyim. Kaymakam oldum. Sizlere de başarılar dilerim. Sevgili Kemal abilerim, sevgili misafirlerimiz, uzattım kusura bakmayın. Ama biz Kemal sevdalılarıyız. Kemal için elimizden geleni her noktada, her çağrıldığımız yerde elimizden gelen görevi yapmaya, hizmeti yapmaya varız. Sizlerden de rica ediyorum bu birliktelik çağrıldığınız yere yöneticileri yalnız bırakmayın, garip bırakmayın ve yöneticilerimize destek olun. Bir başka bir şey daha söylüyorum. Biz Bozolak Nahiyesi Dostluk Turnuvası olarak 78'de kurduğumuz zaman bunu 79-80 senesinde şöyle bir teklif geldi. Ya bunu böyle değil de Kemah olarak genişletsek olmaz mı? Kemah'a yaysak olmaz mı? Ve inanın biz çok memnun olduk. Çünkü neden? Madem biz bir yola çıkmışız, bir Kemah'ı, bir Erzincan'ı bir arada tutmak istiyorsak bu işin genişletilmesi lazım. Bu işi de kim yapar? Kemah Derneği yapar. Ben kimseye bir şey söylemek istemiyorum ama böyle bir vazifeye Kemah Derneği üstlendiyse, böyle bir zorlu vazifenin eline başkanlarım, yönetici arkadaşlarım elini taşın altına koyduysa buraya birlikte hareket etmek isterdim. Arkadaşlarımdan da buradan çağrı yapıyorum. Lütfen Kemah'ı bir çatı altında toplayalım. Her zaman birlikte rahmet vardır arkadaşlar. Ayrılıkta azap vardır. Hepinize saygı, sevgi, hürmetler sunuyorum. Kusura bakmayın biraz uzadı. Evet, Necip Sevinç Başkanım, buyurun. Selamünaleyküm. Bana söylenecek pek söz kalmadı. Yalnızca Fahrettin Başkanım'ın nezdinde bu yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum. Bizi arıyorlar, soruyorlar, etkinliklere çok nazik bir şekilde davet ediyorlar. Bundan ben gurur duydum. Bugüne kadar böyle bir Kemah'tan böyle bir yaklaşım görmedik dernekten. Bu yüzden kendisine hem de yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum. Bu kadar kalabalığı topladıkları için böyle değerli başkanlarımı, benim çocukluğumdan tanıdığım insanlar bunlar. Çünkü biz bu turnuvayı yaptığımızda çocuktuk. İstedik ki bir arada top oynayalım. Ama böyle bir grup oluştu. Ekrem, Ensiyat, bir sürü Kemahlı'da bir sürü topluluk oluştu. Ben tekrar herkese teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Evet, ben de kıymetli başkanlarıma konuşmadan dolayı teşekkür ediyorum ve yerlerine davet ediyorum. Buyurun başkanlarım, ağzınıza yüreğe sağlık. Sağ olun, eksik olmayın. Evet, kuvvetli bir alkışla kendilerine yerlerini alın. Evet, değerli başkanlarımın ifade ettiği gibi Sancak şehri olan Kemah'ımızın İstanbul'daki temsil noktasındaki çatı kuruluşu olan Kemahlılar Derneği'nin yapmış olduğu 1. Kemah Köleleri Veteranlar Turnuvası'nın tekrar hepimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Katılımınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Kazasız, sakatlık olmadan, herhangi bir olumsuz bir duruma fırsat vermeden inşallah çok daha geniş programlarda bir arada olmak dileğiyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Bravo,
aramızda turnuva kurucularımızdan Sayın Şükrü Ünal Bey var. Bugün veteranlar turnuvasına katılarak bizi onurlandırdılar. Geçmiş yıllarda başlattıkları bir hareket bugün Kamah'ın birliği, beraberliği, tek çatı altında yürümesi için en büyük bir faktör oldu. Kendilerine teşekkür ederim. Kendisinin rahatsızlığı sebebiyle fazla konuşamayacak. Katılımlarından dolayı Kamahlar Dernek Başkanı ve Yönetim Kurulu adına size saygılarımızı sunarız. Teşekkür ederiz. Saygılar benden de hayırlı olsun. Başkanım teşekkür ederim. Ha. Abi isminizi unuttum. Meysel Arıkan. Bugün Veteranlar Turnuvası'na katılarak Veysel Arıkan Başkanımız, turnuva kurucularımızdandır kendisi de. Büyük emekleri, hizmetleri olmuş bir kişidir. Bugün buraya gelerek bizleri onurlandırdılar. Başlattıkları hareketin güzelliğini, geldiği noktayı, gelecek kuşaklara, biz de tabii Kamahlar Dernek Yönetimi olarak aldığımız bayrağı, yeni nesle aldığımız gibi daha ileriye götürerek Kamah'ın tek çatı altında yürümesi için elimizden gelen bütün mücadeleyi göstereceğiz. Başkanım, katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ederiz. Gördüğünüz gibi eserimiz ortada. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Bizleri buraya çağırdığınız için ben teşekkür ediyorum. Biz başlattık ama sizin gibi gençler yürüttü, bunu duruma getirdi. Çok daha iyi duruma geleceğine inanıyorum. Sizlere başarılar diliyorum. Hayırlı olsun. Sağ olun. Olsun. Çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık başkanım. Kıymetli Kemahlılar, bugün birincisini yapmış olduğumuz veteranlar turnuvasına turnuva kurucularımızdan Sayır Bekir Seviç de katıldı. Kendisinin duygularını almak istiyoruz bu konuda. Çünkü çok emekleri var. Bugün Kamahlar Derneği'nin, Kamah Spor'un hepsinin oluşmasında çok büyük faydaları ve emekleri var. Onun için kendileri de burada aramızda duygularını almak istiyorum. Buyurun başkanım. Şimdi çok teşekkür ederim. Bu ilginize, alakanıza. Biz bu Kamah Köyleri Dostluk Turnuvası'nı kurmak istediğimizde 18-19 yaşındaydık. Çocuktuk. Yani bizim derdimiz bir arada top oynamaktı. Ama gördük ki koskoca bir camia oldu, koskoca bir cemiyet oldu. İşte Ersiyat oldu, Kamah Gıda oldu, Ekev oldu. Bir sürü akrabalıklar oldu, dostluklar oluştu. Mesela ben Şenel Bey'i nereden tanıyacaktım? İşte bu Kamah Köyleri Dostluk Turnuvası'nda bir dostluğumuz oldu, bir abi kardeşliğimiz oldu. Bunlar için bu kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum size. Hem başkanımıza hem zat-ı halinize. Çünkü bizlere değer veriyorsunuz. Bizleri böyle etkinliklere çağırıyorsunuz. Biz de bunlardan çok mutlu oluyoruz gerçekten. Hani güzel şey yaptığımızın şu anda farkındayız. Gençliğimizde farkında değildik başkanım. Teşekkür ederim. Başkanım biz teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Tekrar başka bir faaliyette inşallah Allah görüşmek üzere. Olsun. Çok teşekkür ederim. Şimdi de aramızda yine turnuva kurucularımızdan Sayın Erol Babacan var. Bugün buraya gelerek bizi onurlandırdılar. Yaptıkları hizmetin karşılığı burada. Gördüğünüz gibi Kamahlar Derneği, Kamahlar Spor, birçok organizasyon, bütün Kamah köylerinin bir arada olmasında en büyük etkeni gösteren kişilerden birisi. Kendisinin duygularını almak istiyorum. Buyurun başkanım. Sayın Başkanım, öncelikle teşekkür ediyorum. Turnuvamızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bütün bizim yaşımızdaki arkadaşlarımızı gelip burada görmek ayrıca bize bir gurur verdi. Gençlikte beraber kol kola top oynayıp gezdiğimiz tozumuz kardeşlerimizi burada yeniden görmek, saçları ağarmış, beyaz bir şekilde görmek ama Kamah'a hizmet ettiklerini görmek çok hoşuma gitti. Çok sevinç, kıvanç duydum. Kamahlılara teşekkür ediyorum. Ayrıca turnuva başkanımız ve yönetimine çok çok teşekkür ediyorum. Her zaman için gündemde olmasını sağlamak adına her türlü faaliyetlerde bulunan kardeşlerime teşekkür ediyorum. Allah devamını getirsin. 44 yıldır yaptığımız turnuvayı veteranlar da 44 yıl götürsünler diye en az diyorum. Yeni kardeşlerim gerçekten görevlerinin başındalar. Canla can tıraş bir çalışma gördüm. Tebrik ediyorum. Ayrıca bizleri düşünerek bizleri buraya davet ettikleri için çok çok teşekkür ediyorum. Hatırlanmak çok güzel bir şey. Onur duydum Kamahlı kardeşlerimden. En azından 3 jenerasyon öncesini hatırlayan kardeşlerim, Şener kardeşim sana da, başkanımıza da ve bütün yönetimine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
kazasız belasız arızasız bir turnuva Allah'tan diliyorum.